Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak daha çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet size bugün yine çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Bunlar tek ilmek üzerine yapılıydı bana geldiğinde şöyle e, trabzanlardan oluştuğu için tek ilmekten daha ziyade iki ilmek üzerine daha taşıyacağını düşündüğüm için arkadaşlar bu şekilde sizlere iki tane ilmek üzerine yuvalar hazırladım bu şekilde şöyle kirpikli trabzanlar üzerine e, bir üzüm salkımına benzettim arkadaşlar ismini de bilmiyorum kalem oyası olarak geldi Evet modelimiz bu şu şekilde de bir göstereyim size ışığın açısına göre hangi şekilde parlak gözükürse Evet modelin bu arkadaşlar şimdi bu modeli sizlere anlatımına geçelim Evet arkadaşlar şimdi çimenini yaparak başlayacağız bu şekilde şöyle 10 tane kirpik mesafesi veriyoruz burada 9 tane var arkadaşlar oyamızın bitiminden sayıyoruz 10 kirpik olunca yuvanın yapımına başlıyoruz Şöyle ilk başlarken de aynı şekilde. Bir zincirimizi çektik. Bir defa tığımı doluyorum. Ve hemen yanındaki bu iki zincirli tığ battının içine 2-2 iki, iki alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 tane zincir. Hemen 4 zincirimi kapatıyorum. Buraya kirpik olarak. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battımın içine 2 2 olarak girdim Bir tane boş trabzan yapıyoruz kirpiksiz. Bir defa doluyorum. Bir zincirimizin üzerine hemen yandaki boş olan tığ battıya 2 2 alarak yine bir trabzan yapıyorum. 4 zincir buraya kirpik yapıyoruz. Burası ilmeklerimizin yuvamızın tam orta yerine boş olmasın. Şöyle kirpik güzel duruyor arkadaşlar. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Ve 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım. Bakın yuvamız bu şekilde. Kenarlarını da birer boş trabzan, ortada kirpikli trabzan. Üzerine 9 tane zincir çekiyorum. 7 8 ve 9. Hemen ters çeviriyorum. Bu boş bıraktığımız trabzanımızın tepe noktasına girip 9 zincirimi buraya bu şekilde kapatıyorum şöyle bir zincir çekip düz yüzüne döndüm hemen 9 zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle sık iğnenin üzerine bir zincir çekip aparatımız uzakta kalmış bu şekilde arkadaşlar biliyorsunuz bu temizlik maddesini fısfısın hortumu buraya tam bu şekilde 12 tane ilmek topluyorum bakın yuvaya giriyorum Şöyle dibinde bir iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen ardıyorum hortumun içine. Tekrar aynı yuvanın bu dokuz zincirli yuvanın içine giriyorum. 1 2 zincir ve kapattım buraya. Bu şekilde dediğim gibi iki tane yapacağımız için arkadaşlar iki tane ilmekten bir yuva yapacağımız için 12 tane olması gerek. 3 oldu. Her yaptığımızı da arkaya doğru sıyırırsak o şekilde rahat aldırırız. Büyük yuva yapıp rahat yapmaktansa bu şekilde yuva güzel duruyor arkadaşlar. 4 oldu. 1 2 zincir taktım aparatıma 5 oldu. Yine yuvanın içine girip bir tane 1 2 zincir çekip ilmek yapıyoruz ve 12 oldu. 12 tane ilmeği yaptıktan sonra buraya kaymaması için dibine şöyle bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kayma işlemi olmuyor. Ve şöyle tekrar bir de trabzanın arasına giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Dibinde bir tane de zincirimi çektim. Bir defa doladım. Hemen yandaki trabzana girip 2 2 alarak bu şekilde trabzanı hazırladım yine arkadaşlar kirpikli trabzanların yapımına başlıyoruz bu şekilde ve 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi buraya kapattım tekrar bir zincir bir defa doluyorum boş olan trabzanımın içine girip hemen 2 2 alarak yine bir trabzan yaptım tekrar 4 zincir ve buraya kapattım tomurcuğum bu şekilde ilk yaptığımız gibi 10 tane kirpikli trabzan mesafesini veriyoruz sonra bu yuvamızı yapıp çimenimiz bu şekilde bitiyor şimdi bakın kıvırarak bu şekilde ilmek e, camsil hortumunu çıkarıyorum ilmeklerimiz meydana çıktı şöyle bakın iki zincir çektiğimiz için dibinde Şöyle yukarı dediğim gibi arkadaş şu orta yuvadan şöyle yukarı asıldığımız takdirde hemen kirpiklerimiz kendiliğinden açılı veriyor kapak çiçeği gibi. Yapamayanlar aslında çok kolay. İyi ki denemeyle alışırlar. Yapamıyoruz biz kulak çöpüyle kalemle diyenler. Bu şekilde arkadaşlar dibindeki zincir yukarı kaldır kirpikler açılıyor. Bir zorluğu yok yani. Evet şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet Şimdi çiçeğimizin yapımı için şöyle baştan iki tane ilmeği alıyorum. ipimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Dört tane zincir çekiyorum. Hemen buraya ilmeğimi yuva edindim. Kapatıyorum sık iğne ile. Tekrar dört zincir ilmeğimin arasına kapattım. Kirpik. Yine dört zincir bu şekilde 3 tane kirpiğimiz oldu 4 zincirden oluşan Evet bu şekilde şimdi ikinci iki tane ilmek alıyorum ikinci yuvamın yapılışına geçtim arada bakın hiç zincir çekmedim arkadaşlar hiç zincirimi çekmeden ikinci yuvamı oluşturdum bu şekilde ve bir iki zincirimi çektim bir defa tığımı doladım hemen yuvaya girip şöyle iki iki alarak bu şekilde iki tane trabzanım oldu İki zincir birinci trabzan yaptığım trabzan da ikinci trabzanım oldu şöyle arasına iki tane zincir çekiyorum bir defa dolayıp hemen yuvaya girdim şöyle iki iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım ikinci trabzanımda iki zincir çekerek şöyle yeşil yuvanın içine kapatıyorum Evet. İkinci yuva ya da ortasında iki zincirden yuva ve bakın arkadaşlar şöyle ortaya iki zincirden yuva kenarlarında da iki tane trabzanım oldu. Tekrar sık iğne çekmeden aynı işlemi sonda iki ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bir iki zincirimi çektim bir defa doladım 2 i̇ki, iki olarak aldım bir iki zincir bir defa doluyorum aynı yuvanın içine şöyle 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım iki zincir hemen kapatıyorum aynı yuvanın içine hiç sık iğne çekmeden diğer yuvaya geçiyorum şöyle bakın ikisi aynı işlem buraya ve yanındaki iki ilmeğe de aynı işlemi yapalım. Tekrar bir, iki zincir. Bir defa doluyorum ve yuvanın içine girdim. İki, iki olarak aldım. İki tane trabzan. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. İki, iki olarak aldım. Hemen iki zincirle aşağıya yuvaya kapatıyorum. Bu ikinci trabzanı da tamamlamış olduk. Evet. Tekrar aynı işlem. Buraya iki tane ilmeği alıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Alt sırayı kurduktan sonra üst gayet kolay ilerliyor arkadaşlar. Bir de ben anlamanız için yavaş anlatıyorum. Yani aynı rahat bir şekilde kendiniz yapmaya başladığınızda anlayacaksınız. Alt sırayı bu şekilde kuracaksınız. Son iki ilmeği de yine şöyle tuttum. Sık iğne ile sabitledim. İki tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım hemen yuvaya girip 22 alarak trabzan yaptım bir iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım yuvanın içine girdim şöyle 2 şöyle iki alarak yine bir trabzan yaptım şöyle Arkadaşlar bir bakalım bakın sadece baştaki yuvamıza 3 tane 4 zincirli kirpik yaptık. Diğerlerine de ortasında 2 zincir olmak, kenarlarında da 2 tane trabzan olmak kaydıyla bu şekilde 5 tane yuva hazırladık. Sonuncu yuvamıza da tek trabzan yaptık ve 4 zincir çekiyorum. Çevirdim şöyle arka tarafına. Şimdi buraya da yani ilk başlarda yapmıştık ya 3 tane kirpik bu yuvaya da aynı şekilde 3 tane kirpik yapacağız 4 zincirimi çektim bu iki zincirden hazırladığım yuvanın içine kapattım tekrar 4 zincir üçüncü kirpiğimi yine bu yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum Evet arkadaşlar şimdi bakın zincir çekeceğiz şöyle iki zincirimi çekip bu ortadaki iki zincirden hazırladığımız yuvaya bu şekilde geçiş yaptım. Evet şimdi buraya dört tane zincir çekiyorum. Dört zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. Bir, iki zincir. Geçiş köprü zincirimiz iki ve iki zincirli yuvanın içine bu şekilde geçiş yapıyorum. Dört zincir. 4 zincirden şöyle minik bir kirpik olarak buraları hazırlıyoruz Bunlar arkadaşlar yuva olarak kullanacağız bir dahaki sırada o yüzden hem kirpik hem de yuva diyebiliriz yine iki zincirli yuvamın içine girdim sabitledim 4 zincir sabitliyorum şöyle bir ve iki zincir köprü Tekrar 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar alt sırayı kurduktan sonra diğer sıraların yapımı gayet kolay. Bakın burada 3 tane kirpiğimiz vardı. Çiçek yapmıştık. Yine 4 zincirimi bu şekilde çekiyorum. Hemen düz tarafına döndüm. 3. sıramız için yapıma başlayalım. 4 zincirimi buraya kapattım. Bir tane kirpik yaptım. 1 2 3, 4 zincir. Hemen kapattım kirpik olarak. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet. Bu şekilde kenarına yine alt sırada olduğu gibi 3 tane kirpikten oluşan çiçek gibi bir güzel görüntü elde ettik. Yine 2 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sabitliyorum. 4 zincir kapatıyorum bu şekilde 1 2 zincir köprü zincir sayımız 2 bu kirpik sayımız 4 1 2 3 4 zincir kapattım bu şekilde 1 2 zincir hemen Sonuncu 4 zincirli yuvaya da kapatıyorum ve kapattığım noktaya 4 zincirden kirpik yapıyorum. Evet. 3. sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine 4 zincir çekerek bu son yaptığımız yuvanın içine 3 tane kirpik yapıyoruz. Bu 3 kirpik de arkadaşlar kesim işlemi görevini de görüyor bakın. Azalıyor, azaltıyor boş bıraktığımız için. 4 zincirimi kapattım buraya tekrar 4 zincir yine kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi köprü olarak iki tane zincir çekiyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum yine 4 zincir evet. kapattım tekrar iki zincirle sonuncu yuvamın içine sabitledim şöyle dört zincirin içine dört zincirli kirpik yaptım dört zincirle dönüyorum dönüşlerde biliyorsunuz arkadaşlar hep üç zincirli kirpiklerden yapıyoruz şöyle sabitleyelim birinci 2. 1 2 3 4 zincir ve 3. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yuvamın içine bakın tek kaldı. Tek kalan yuvanın içine de 4 zincirden şöyle bir kirpik hazırlıyorum. Bu son kalan yuvamın içine de şöyle çevirdim buraya 3 tane kirpik yaparak tamamlayacağız. Bu birinci kirpiğim. 4 zincir. Bu ikinci kirpiğim. 4 zincir. Bu da üçüncü kirpik. Evet. Bu şekilde bitti arkadaşlar. Şöyle dibine de bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. arkadaşlar. Bakın buralardaki iplerimizi yaktık. Modelimiz bu şekilde. Çok güzel farklı bir model oldu arkadaşlar. Modeli görünce ilk önce badem oyası zannettim. Dikkatli bakınca farklı tarzda yapıldığını ve hoş değişik bir model olduğunu gördüm arkadaşlar. Ve sizlere bu şekilde hiç ütülenmediği halde kalıp gibi de duruyor. Bakın arkadaşlarım çok da güzel duruyor. Şöyle kamerada netliğini biraz zor veriyor. Şöyle bir de göstereyim. Demin pek gösterememiştim. Şimdi daha net göstereyim arkadaşlar. Şöyle yakın plan. Şöyle tek tek göstereyim. İlk önce moru. Sonra da sarıyı göstereyim arkadaşlar. Şöyle tabii Net bir kamera inşallah. Evet. Modelimiz bu şekilde. Kalıp gibi de oldu. Bakın. Düzgün bir işçilikte oldu. Güzel bir model de oldu arkadaşlar. İnşallah beğenir ve yaparsınız. Ben çok beğendim. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.